Şimdi bir soru. Günün yazısı. Ertuğrul Özkök yazmış. Onca yılın tecrübesiyle. Asıl merakım şu. Güvenlik kamerası görüntülerini kim aldı, kim sızdırdı? Bakın. TUSAŞ bizim göz bebeği bir kuruluşumuz. Hatta TUSAŞ'la ilgili bilgiler vardı, hazırladık. Stratejik bir kurum. Ya buraya böyle 50 konu salayarak giremezsin. Nasıl girdiler? Bu önemli. Güvenlik kim tarafından sağlanıyor? ihmal var mı? Önemli. Tabii ki polisin, istihbaratın terör örgütü unsurları ile ilgili burada zafiyeti var mı sorgulanması gerekiyor. Vakti zamanı gelince. Ama bu kadar stratejik bir kurum, göz bebeği kurumumuz bu kadar çok Türkiye'de şu anda çalışmalar yapılıyor. Peki dikkat. Tam da saldırı yapılmış. Bir anda görüntüleri görmeye başladık. Ben ömrümde böyle görmemiştim. Anında içerden güvenlik kuvvetleri güvenlik kameraları tesisin içinden o PKK'lı teröristleri gördük biz. Biri kadın, öbürü işte Hangisi canlı bombaysa artık bilmiyorum. Ertuğrul Özkök sorgulama yapıyor. Bu güvenlik görüntüleri, bu güvenlik kamerasının görüntüleri nasıl olur da hemen servis edilir arkadaş? Burada bir şey mi var? Bir plan. Gündeme dair mesela Bahçeli'nin konuşmaları, hemen arkasından bu saldırının yapılması. Birileri sabote mi ediyor? Ben böyle bir hız görmedim gerçekten. 32 yıllık gazeteciyim. Nice terör saldırısını haberleştirdik an be an. Güvenlik kamerası görüntülerinin anında servis edildi. Anında saldırı devam ediyordu o sırada. Çatışmalar devam ediyordu. Ey devletimin yetkilileri, ey güvenlik unsurları, ey isparat unsurları. Buna bir bakın. Tekrar ediyorum. tam da teröristlerle çatışma devam ederken eş zamanlı olarak biz o teröristlerin içeriden TUSAŞ'ın içinden görüntüleri nasıl gördük? O turnikelerin hemen önünde. Çok enteresan.